Selam arkadaşlar, ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü hazırladığım tarifim maya kullanmadan yağ çekmeyen kıymalı ve ıspanak harçlı börekler kızartacağız. Evet, hamurumuz için gerekli olan malzemelerimiz. 1 tane yumurta, tepeleme 2-3 yemek kaşık arası yoğurt, 1 paket kabartma tozu, tuz, 1 çimdik şeker, ve aldığı kadar un. Un miktarını arkadaşlar bardakla ölçmedim, göz kararı yaptım. Sizler de kontrollü bir şekilde ekleyerek hamuru yoğuralım. Ele yapışmayan, çok sert de olmayan bir hamur elde edeceğiz. Eğer ki un miktarını kaçırırsanız biraz sütle yumuşatabilirsiniz arkadaşlar. Eğer çok cıvıksa da biraz un katarak kıvamını katı yapabilirsiniz. Evet, kıvamı hamurumuzun bu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi elimle bu şekilde hamurumu güzelce pürüzsüz olmasını istiyorum. Biraz yoğuruyorum. Şekil veriyorum. Hamurla biraz oynuyorum. Evet, katlayarak hamurumu güzelce yoğurdum. Şimdi bunu tasına alacağım. Üzerine kapak kapatacağım. İç malzemelerini hazırlayana kadar dinlenmeye bırakacağım arkadaşlar. Dilerseniz üzerine şeffaf folyo da örtebilirsiniz, kapağınız yoksa. Evet, kıyma harcımız için 1 tane soğan. Soğanı rendeliyorum. Yaklaşık 200 gram, 200-250 gram arası kıyma. Tuz, karabiber. Rendelemiş olduğumuz soğana kıymayı ilave ediyorum. Tuz ve karabiber de ekleyip güzelce karıştırıyorum. Kıyma harcını elde ediyorum. Ispanakları da aynı şekilde 1 tane soğan rendeliyorum ve iyice ıspanakları doğruyorum. 1 tane yumurta, beyaz peynir, tuz, karabiber, kırmızı toz biber, biraz da yağ ekleyip lezzetlendiriyorum. Harcımı, ıspanak harcımı da bu şekilde hazırlıyorum arkadaşlar. Evet. Ben iki çeşit yaptım. Çocuklar kıymalı çok seviyor. Eşim ıspanaklı seviyor. Herkesin gönlünü almak için ben iki harcla böreklerimi pişirdim. Sizler de isterseniz iki harcla deneyebilirsiniz. Dilerseniz bu şekilde kıymalı ya da ıspanaklı ya da arkadaşlar peynir de sade peynirden de kızartabilirsiniz. Hatta bu hamuru hiçbir şey katmadan da içerisine kızartabilirsiniz. İnanılmaz güzel oluyor. Yumuşacık ve gerçekten asla yağ çekmiyor. Vıcık vıcık yağ olmuyor içi. Denedikten sonra göreceksiniz. Evet, artık malzemelerimiz hazır. Şimdi böreğimi yapmaya geçebilirim. Gördüğünüz gibi hamurumuz dinlendi. Güzelce kıvam aldı. Şimdi ortadan hamuru ikiye böleceğim. İkiye böldüğüm hamuru da eşit 9 küçük beziye böleceğim. Videomu buraya kadar izleyen arkadaşlardan küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Videomu beğenmeyi aşağıya da eline sağlık. Çok güzel olmuş. Deneyeceğim. Herhangi bir yorum bırakırsanız çok sevinirim. Şimdiden vereceğiniz desteklerden dolayı teşekkürlerimi gönderiyorum. Ve böreğimizin yapılışına devam ediyorum. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar hamuru ikiye böldüm. İkiye bölmüş olduğum hamuru da 9 eşit küçük beziler yaptım bir tanesinden. Şimdi bunları tabak altı büyüklüğünde açacağım ve kıyma harcı içerisine koyacağım. Kıyma harcı içerisine koyarken de arkadaşlar ekstradan malzemeler kullanacağım. Bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. Haşlanmış yumurta, acı biber turşusu, zeytin, yeşil veya siyah fark etmez. Evet, tabak büyüklüğünce açtım. Gördüğünüz gibi kıymayı koydum, kaşıkla sürdüm. Bir tane zeytinini doğruyorum. Acı bir tane de turşu koyuyorum, biber turşusu. Ve yumurtayı da bu şekilde dilimliyorum. Şimdi kapağını kapatıyorum. Çatalla kenarlarına bastırıyorum. Açılmasın, kızarırken diye. Bu şekilde böreğimi tamamlıyorum arkadaşlar. Gerçekten müthiş lezzetli oldu.
Evet, şimdi tekrardan gösteriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iç malzemesini koyduktan sonra çatalla bu şekilde güzelce bastırarak kapatıyorum. Evet, bütün bezelerimi bu şekilde açıp bu işlemi uyguluyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böreklerim artık kızartmak için hazırlar. Kıymalı böreklerim. Ocağa tavayı koydum ve yaklaşık 2-3 su bardak kadar sıvı yağ ekledim. Yağ ısındıktan sonra, kızdıktan sonra ocağın altını orta dereceye kıstım arkadaşlar. Hemen kızarıp yanmasın, içi çiğ kalmasın diye çok yüksek ateşte kızartmayalım. Böreklerimizi içerisine atalım. Kızartalım. Altın renk alana kadar çevirerek. Görüyorsunuz böreklerimiz harika kızardılar bu tarafı. Şimdi çeviriyorum. Diğer tarafını da aynı şekilde kızartacağım. İçinde çiğ kıyma olduğu için çok yüksek ateşte kızartmıyoruz. Dediğim gibi orta ateşte kızartıyoruz. Dışı çıtır çıtır oluyor. Piştikten sonra yumuşayacak. İçine asla yağ çekmeyecek arkadaşlar. Şimdi burada size de pişmiş halini göstereceğim. Henüz çok sıcaktı ama ben bir tanesini bu şekilde açtım. Sizlere göstermek istedim. Görüyorsunuz yumuşacık ve asla yağ çekmiyor. Lezzeti de inanılmaz güzeldi arkadaşlar. Yanına bir çay tamamdır. Ben genelde bu şekilde kızartma böreklerinin yanına pekmez, acı sos, reçel de kullanıyorum. Bilmiyorum ama çok yakıştırıyorum. O şekilde ben genelde börekleri yiyorum. Size de denemenizi tavsiye ederim. Evet. Ispanaklı böreklerimi de aynı şekilde açıp iç harcından koyuyorum ve bu şekilde kapatıp çatalla bastırarak iç harcı çıkmasın diye güzelce kapatıyorum. Aynı şekilde ısınmış yağda böreklerimi altın renk alana kadar kızartacağım. Evet, ıspanaklı böreklerim de kızarıyorlar. Nefis görünüyorlar. Umarım sizler de yapınca beğenirsiniz. Yapan arkadaşların yorumlarını bekliyorum. Hangi harçtan yaptığınızı, nasıl olduğunu, yağ çekti mi çekmedi mi bizimle yorumlarınızı paylaşırsanız çok sevinirim. Evet, henüz çok sıcaktı. Elimi de burada yaktım böleceğim diye sizler için feda olsun. Gördüğünüz gibi ıspanaklı böreğimiz de bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir yayınımızın sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.